Bu Gazze'de olup bitenler gerçekten içler acısı bir durum. Hükümete diyorsunuz ki nutuk atmayın diyorsunuz. Bir şey yapın. Ne yapabilir ki siz? Nutuk atma, bir şey yap diyorsunuz. Şimdi benim söylediğim şudur. Her şeyden önce halkımız yani bu iş tabii, ben şunu da söylemek tekrar ihtiyacını duyuyorum. Çünkü bunu söylemediğim zaman yine iftiraya başlayacaklar. İsrail'in bu saldırısı, insanlık dışı saldırısı ilk defa yapılan bir saldırı değil. Ve son olacak da değil. Bu devam edecek. Çünkü bu bahaneler her zaman yaratılıyor. Şimdi bu aynı filmi biz 2008'in son günlerinde, 2009'un ilk günlerinde yaşadık. Aynı. Aynı. Yine Gazze'de insanlar öldürülüyordu, katlediliyordu ve yine bizim hükümetimiz yüksek perdeden... Yer harekatı, hava harekatı, denizden harekat, yüzlerce insan öldürdü, şehitler, binlerce insan yaralandı, semtler yıkıldı ve dünyanın en büyük acı, ambargolar konuldu ve şehirler, geçitler kapandı ve insanlık felaketleri yaşandı. Yapılacak şey bir, her şeyden önce acil insani yardımın gönderilmesi lazım. Bu acil insani yardımın gönderilmesi için önünüzde tek yol var. Mısır'dan geçmesi. Mısır'la da aramız iyi değil. Başka yerden geçiremezsiniz. Havadan gönderemez, paraşütle denizden giremezsiniz. İsrail'den zaten sokmayacak size. Onu yapabilir miyiz? Onu yapmamız için Mısır'daki Kızılay vesaireyle en azından onlarla işbirliği yapmamız lazım. Yani biraz soğukkanlılıkla düşünüp bu yolları... Mısır yönetimi buna izin verir mi? Yani vermesi lazım. Bu insani bir meseledir. Yani şimdi politikayı her şeye sokarsanız o zaman onları da yapma imkanınız azalır. Peki diyorsunuz ki her şeyden önce insani yardım. İnsani yardımdan önce şu katliamın durması gerekmiyor mu? Şimdi paralel yapacaksınız tabii. Katliamı nasıl durduracaksınız? Yani bu saldırıları nasıl duracaksınız? Bu sihirli bir şey yok. Batı dünyası ve Rusya ve Çin'le diplomasi yürüterek onlar arasında mümkünse, bu da bir zayıf bir ihtimaldir, mümkünse Güvenlik Konseyi'nde 5 üyenin bir metin üzerine anlaşmasını sağlayacaksınız. Çünkü o metini sağlamadığınız, o metin üzerine konsensus sağlamadığınız takdirde o geçmez. Bir taraf veto etti mi kilitliyor. O sağlanamıyor ama. Ve sağlanamıyor. Ama işte burada yapılacak, yani maharet burada. Siyasi maharet burada. Bu yani biraz daha geniş bir destek almak suretiyle, ikna etmek suretiyle, fazla yani şeyleri... Karşı tarafı İsrail etrafında cepheleşmesini değil de sizinle beraber olmasını sağlayacak müşterekler bulmak. Yani o üslupla hareket etmek, evet. Belki. Bir de benim denediğim bir yol var ki burada başarılı olduk. Bu sefer daha yani aynı şekilde başarılı olabilir. İnsan Hakları Konseyi var Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak ve İslam ülkeleri orada sayısal olarak iyi varlıkları var. Bir de tabii Rusya, Çin vesaire, yani bu konularda Filistin davasında bizlere müzahir, İslam dünyası müzahir ülkeler, Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri falan, onlar da destekleriyle bir gerçekleri tespit etme komisyonu gönderebilir. Ve orada İsrail'in suç işlediğini, savaş suçu işlediğini tespit etme. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi mi? Konseyi. Etkisi olur mu? Evet. Şimdi bunun etkisi şöyle olur. Ben bunu 2009 senesinde yaptırdım. Muvaffak olduk ve Goldstone adında bir Güney Afrikalı bir yüksek mahkeme reisi, hakim bu raporu yazdı ve kendisi Musevi asıllıdır. Çok önemli bir rapordu o. Bu çok önemli. İlk defa tarihte... 2008 Gazze saldırısından sonra. 8-9. 2009-2008. İşte o 9'du. Raporu hatırlıyorum ben o de. O rapor, evet. Çok mühim. O rapor bizim işbirliği teşkilatımızın başarısıdır. Şimdi o raporun
benzeri yapılırsa bu sefer Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Filistin'in müracaat etme hakkı vardır. O zaman Filistin Birleşmiş Milletler'e üye olmamıştı 9 senesinde. 12 senesinde bizim sağladığımız destekle ve bütün dünyanın 100 küsur oyla bizim teşkilattan en azından 55 oy olmak üzere o 100 küsur oyla, şimdi net rakamları hatırlamıyorum. Filistin Birleşmiş Milletler o gözlemci üye oldu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne müracaat etme hakkına sahip. Şimdi mesela Türkiye ve dost devletler, yani ceza mahkemesine üye olan herkes üye değil. Ama bu mesela Lahi Adalet Divanı'na falan bu yerlere gitmek suretiyle, bu kapıları zorlamak suretiyle. Peki bu akşam bu televizyon programında bu söyledikleriniz şu anki yetkililerimize iletilmiş olsun. Yani ben zannediyorum ki bizim Dışişleri Bakanlığımızın uzmanları bu meseleyi çok iyi biliyorlar. Yani bunlar belki de deniyorlardır bu yolu. Temenni ederim. Temenni ederim.